Herkese mis gibi bir Şubat sabahından günaydın. Hava şu an 8 derece. Kat kat giyindim ama yine de biraz üşütecek gibi. Şimdi nereye gidiyorum? Kuş odasına, AG Motor Honda servisine gidiyorum. En son bir amortisörlerimiz kalmıştı takılacak. CB250 R'la, yani artık namı diğer Scarlett'la 4. ayımızı tamamladık. Bildiğiniz üzere ben Scarlett'ı ikinci el aldım. 2021 model bir motor. Önceki videoda da hatırlarsanız bayağı bir parçası değişmesi gerekmişti. Bir tek amortisörler kalmıştı. Yeni amortisörleri de Kuşadası AG Honda servisinde taktırdım. Bakalım yeni amortisörler takıldıktan sonra neler olmuş. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Motorumu Kuşadası Honda servisinden aldım. Yeni amortisörlerimiz takıldı. Motor 80 santim yükseldi ve iki ayağımla çok böyle balerin gibi duramıyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi bir cesaret çıktık yola. Bakın hoplamıyorum, çok fark etti. Ama sele daha da yükseldiği için biraz daha öne doğru duruyorum. Şu anda yükseldiğim için o aldığım rüzgar daha fazla oldu. Şu an bakın parmak ucundayım. Hafif motor sola yatık. Ama çok zor. Gerçekten çok zor böyle. Bir acemiyseniz ne yapıyorsunuz? Işıklarda duracağınız zaman vitesi 1'e kadar düşürüyorsunuz. Tabii yolun orada engebeli olup olmaması da önemli. Duracağın yere de iyi bakmak gerekiyor. Stres dolu yolculuğun ardından sağ salim evime geldim. Ama inanın çok gerildim. Çünkü sağ ayak parmağımın ucuyla bile değmiyordu. Bu arada benim boyum 1.58 arkadaşlar. Tabii ki sele yüksekliği artınca benim biraz moralim bozuldu. Bir haftaya yakın neredeyse motor garajda kaldı. Hani sürmek dahi istemedim. Çünkü daha önce hiç o kadar yüksek seleli bir motor kullanmadım. Aslında işin teknikleri var. Hani zamanla tecrübe ettikçe tabii ki sürebiliyorsunuz. Ama ben henüz ona hazır değildim. Şöyle de kısa bir bilgi vermek istiyorum. CB250R'ın ön amortisör sistemi 41 mm çapında ters çevrilmiş teleskopik çatallardan oluşuyor. Ve yaklaşık 120 mm seyahat mesafesine de sahip. Ve bu ön amortisörler sabit ayarlı ve ayarlanabilir değil. Ben motoru aldığımda 2 santim gidon burada aşağıdaydı. Şurada da izi var biliyorsunuz. Uzun süre böyle kullanılmış. Ben motoru aldığımda tekrar orijinal haline getirdim. Yükselttim yani gidonu gördüğünüz gibi. Motorun orijinal arka amortisörü monoşok sistem, direkt şaseye ve salınım koluna bağlı. Gördüğünüz gibi amortisörü, orijinal amortisörü hiçbir şekilde kesmeden, biçmeden U şeklinde konulan metal sayesinde amortisörü yatırdık. Bu durumun tehlikesi var mı yok mu? Şöyle söyleyeyim. Ben çok dikkatli bir kullanıcıyım. Özellikle kasislerden geçerken çok çok dikkat ediyorum. Şu ana kadar ağır bir yük taşımadım motorda. Yani kendi ağırlığım haricinde ekstra bir ağırlık olmadığı için o metere de çok bir ağırlık binmedi. Alçaltma işleminden sonra motorun sele yüksekliği 77 santim oldu. Yani benim sürebileceğim, ayaklarımın tam olmasa da biraz daha yere basabildiği yükseklik 77 santim. Ancak düşünmediğim bir şey vardı. Hatırlarsanız Edremit'e giderken bu motorda en sevmediği özelliklerin başında selesinin taş gibi olmasıydı. Bunun için hemen bir çözüm tabii ki buldum. Bu görmüş olduğunuz konfor sele tamamen CB250R için yapılmış bir konfor sele. Hem sürücü için hem arka artçı için de var. Ben ona ihtiyaç duymadığım için sadece sürücü için olanı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi dikişleri, kalitesi muhteşem. Bunu yapan da yerli bir firma Prof Moto olarak geçiyor. Seleyi çıkartıp komple giydiriyorsunuz. Pufuduk gibi arkadaşlar. Çok samimi söyleyeceğim. Seleyi taktıktan sonra sürüş konforum inanılmaz değişti. Şimdi bu çekimleri size garajımdan yapıyorum. Dolayısıyla o kamerayı oraya koy, buraya koy biraz
sıkıntı oluyor. Parça parça çekiyorum. Böyle arada kopukluklar olursa kusura bakmayın lütfen. Konfor seriyi taktıktan sonra nereden baksanız yine 2 santim yükseldi. Normalde arkada çanta olmadığı zaman ayağını atın. Hani binebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda şöyle yetiyor. İkinci olarak da motorumuzun gidonu dik olarak da sol peki basıp yine aynı şekilde binebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an ayaklarım tam olarak böyle yere değiyor. Motordan da inerken yine aynı şekilde sol peki basıp çantaya takılmak istemiyorsanız böyle de inebilirsiniz. Soruyorlar bu başlangıç motoru olur mu olmaz mı vesaire. Ben bu konuda kimsenin yorum yapmaması gerektiğini düşünüyorum naçizane. Çünkü bu çok farklı bir araç, kişiye özel bir araç. Bakın hani belki 1 milyon tane CV250 arda olsa her sürücünün ayrı bir sürüş özelliği var. Güvenli sürüş için iyi hissedeceğiniz, ayaklarınızın yere bastığı bir motor belki biraz daha tecrübe edene kadar daha doğru bir seçim olacağını düşünüyorum. En azından benim naçizane düşüncem bu. Başka motosiklet tavsiyeleriyle de ilgili çok güzel öneriler geliyor. Teşekkür ediyorum. Ancak emin olun, çok araştırıyorum. Birçok motosiklet hakkında çok fazla da bilgim var. Eskaza denk gelirse de bir motorun üstüne oturup ne hissediyorum diye de bir bakmıyor da değilim farklı motorlarda. Lütfen motorları görün. Deneyin. Hani ne hissediyorsunuz zaten anlayacaksınız size uygun olup olmadığını. Kısa boylu arkadaşlarım için de hizmetlerim devam edecek tabii ki. Far koruma, koruma demirleri ve takozları ayrıca tur camını da GP Composite'den bulabilirsiniz. CB250R naked bir motor olduğu için aksesuar seçimi de maalesef çok kısıtlı. Bu telefon tutacını ben Amazon'dan aldım. Şöyle açılıyor. Yine böyle şuraya telefonunuzu koyuyorsunuz. Şurada da iki tane gözü var. Genişte bir haznesi var. Ve üstü de bayağı sert bir plastik. Maksimum 6,5 inç genişliğinde telefonunuzu da buraya koyabilirsiniz. Ve gelelim arka kuyruk çantasına. Bunu da ben AliExpress'ten almıştım kışın. Bu çantanın üstünde normalde bir şey yazmıyordu. Bana böyle gelmiş. Sanırım gelecek için bir işaret olabilir. Burada iki tane gözü var. İki yanda gözü var. Şurada bir tane daha gözü var. Benim burada fosforlu yeleğim ve kol bandım var. Bakalım çantamda neler taşıyorum. Bütün gizli hazinemi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Burada yedek kablolarım var. Siyah bir bant yanımda hep taşıyorum. Küçük bir dikiş kutum var. İki tane yedek lastik bağlama bantı taşıyorum. Burada içeceklerim var. Dimes'in de reklamını yapmış olalım. Bu arada buna bayılıyorum. Çok güzel. Tavsiye ederim. Yanımda su taşıyorum. Aksiyon kameramın pinleri, aparatlar. Şu benim alet çantam. Bayağı da ağır. İçinde vida setinden tutun da penseye kadar her şey var. Bir tane lastik tamir kitim var. Bunu geçen sene yola çıkmadan önce almıştım. Hala da son kullanma tarihlerine de şu aşağıdan bakabilirsiniz. 2026'ya kadar daha süresi var. Vürtümüz var. Evet, vürt kuru yağ. Vürt'ün kuru yağını kullanıyorum arkadaşlar artık. Bir nevhenim. Bunları evvelki sene ben internetten aldığım küçük küçük böyle 4 tane lamba almıştım. Şimdi şarjı bitmiş gerçi. Bunu da çantanın ucuna takıyorum ki yolda böyle küçük küçük ışıkları yanıyor. Ben yakında böyle ışıl ışıl yılbaşı ağacı gibi gezeceğim. Havalar da ısınmaya başladı. Artık 35-40 derecelere çıktı. Mevsim normallerinin çok üstünde. Gördüğünüz gibi arka çantada çok fazla ısıyı da patlayabilecek şeyler var normalde. Yine de söylemek istiyorum. Siz olun. Eğer motorunuzu, sırf motorunuz değil, aracınızı da güneş altında bırakıyorsanız herhangi bir patlayıcı, parfüm, deodorant, herhangi bir basınçlı, kola kutusu dahil bir şey olmamasına dikkat edin.